Çorum Valisi Necmettin Kılıç, Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri ve AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu ile Başbakan Başdanışmanı Lütfi Akça'dan oluşan heyet Osmancık'a gitti. Heyet geçtiğimiz günlerde 2 gün boyunca yanan ve yaklaşık 60 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgeyi helikopter ile havadan inceledi. Vatandaşlarla bir araya gelen protokol üyeleri köylülerin taleplerini dinledi. Muhtarımız köyün sorunlarından bize bahsetti. İnşallah sadece Yukarı Zeytin için değil, önümüzdeki yılın sonuna kadar tüm köylerimize asfalt yolla gidebileceğiz. Köylerimizin kanalizasyon sorunu kalmayacak ve köylerimizde kilit parke ihtiyacımız da kalmayacak inşallah. Yani bunu zaten planlamış durumdayız. Vali Kılıç, köylülere bölgede çeşitli alanlarda gelir getirici ürünlerin dikileceğinin müjdesini verdi. Köyümüzü zenginleştirme noktasında yapmamız gereken hamlelerden bir tanesi de Orman Bakanlığımız fevkalade isabetli bir kararla bunu yürütüyor. Bozuk meralarımızı, tapulama harici alanlarımızı veya ormana ait alanlarımızı Orman Bakanlığı'na tahsis ediyoruz. Orman Bakanlığımız buraya gelir getirici tür dikiyor. Başbakan Başdanışmanı Lütfi Akça köylülere geçmiş olsun dileklerini iletti. Ben de bütün hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Heyet daha sonra 8 ay önce hayatını kaybeden CHP Çorum eski milletvekili Kasım Parlar ve geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden kızı Figen Parlar'ın mezarını ziyaret etti. Kasım Bey. Ziyaretin ardından Koyunbaba Köprüsü ve Kızılırmak Islah Projesi kapsamında yapılan çalışmalar incelendi. Köprü teknik gereklere uygun olarak, tekniğine uygun olarak, estetiğine uygun olarak, tarihine uygun olarak dikkatli bir şekilde tamir edilmektedir. O kadar dikkatlidir ki tamirde ilk orijinal taşın alındığı ocak bulunmuş. Aynı ocaktan taşlar getirilmekte, köprü eteğine kurulmuş olan atölyelerde ihtiyaç duyulduğu takdirde işlenerek yerine konmaktadır. Milletvekili Salim Uslu ise Osmancık'ın çok güzel ve değerli bir kent olduğunu dile getirerek hem tarihi dokuyu korumak hem de kendi tarihimize uygun eserler yapmak niyetindeyiz dedi. Güzel ve kadim bir şehir olarak Osmancık gerçekten çok farklı bir kenttir. Bilhassa bu Kızılırmak etrafında yapılacak çeşitli düzenlemelerle buranın gece ve gündüz yaşayan bir bölge olarak canlı tutulmasına, diri tutulmasına hem bölgemizdeki hemşehrilerimizin istifade ederek hem de dışarıdan Osmancık'ı görmeye gelenlere iyi bir kent bırakmak istiyoruz. Bütün bunları yaparken de elbette hem tarihi dokuyu korumak, hem kendi kültürel özelliklerimize uygun eserler yapmak niyetindeyiz.